Selam dikişseverler. 2009 Eylül Burdası'ndan bir tunik çalışmasıyla beraberiz yine. 40 bedenini çıkardım ben bu tuniğin. 109 numaralı model. Kumaşımda bu daha öncesinden bu kumaştan, penye kumaştan bir tunik daha yapmıştım. Aynı şekilde artan kumaşı da değerlendirmek istedim. Kesim aşamalarını çekmedim. Kesim aşamasından sonraki bölümlerle başlayalım. Bu da dikilmiş hali mankenin üzerindeki. Kalıpları çıkardım, kumaşa yerleştirdim. Kalıbı kumaşa yerleştirirken modelin biraz daha salaş bol olmasını istediğim için ön ortasından yaka sabit etek uçlarına doğru 4 santim dışarı doğru kaydırma yaptım. Siz de böyle bolluk istediğiniz zaman yanlardan santimleyip çizmek yerine istediğiniz bolluğu ön ortadan kaydırma yaparak verebilirsiniz. Arkayı da ön gibi aynı şekilde yaka kumaş katına sabit etek uçlarına doğru 4 santim genişlettim. Ayrıca yakasında ayrı bir kumaş parçası vardı. Onu da kalıba birleştirip öyle kestim. Ayrı ayrı uğraşmak istemedim. Bu da kolum. Kolun bütün işaretlerini, kol ortası, ön çıtlarını alarak kestim. Kol ucuna ribana yapılacak, biraz kısa. Bu da ön robam. Ön robanın kalıbını kullanarak üstüne bu dantel parçasını kestim. Şimdi bunu üzerine sabitleyeceğim. Yaka ve orta çıtlarını alıp ön bedene yerleştireceğim. Evet, robayı ön bedene dikmeye başladım. Beden ortası ve robanın ortasının işaretini aldım, birbiri üstüne getirdim ve de bir tarafını iğnelemeye başladım. Omuza kadar iğnelememi yapıyorum. Diğer tarafın iğnelemesine geçiyorum. Onu da aynı şekilde diğer tarafında yaptığım gibi omuza kadar iğneliyorum. Daha sonra buraları overlock dikişiyle dikeceğim. Şimdi yaka takımına geçiyorum. Bu şekilde yaka etrafını ölçtüm. 52 santim geldi. 46 santim uzunlukta, 8 santim genişlikte böyle bir parça kestim. Ribana parçası. Şimdi yerleştiriyorum yakanın ribanasına. Bunu da dört köşelerinden çıt aldım. Ön. Omuzlara da gelecek yerlere de bu şekilde çıt aldım. Omuzu da omuz bölgesine yerleştiriyorum. Diğer tarafı da. Şimdi ben bu bölgeyi yaka bölgesini overlockla dikeyim. Kol takımına başlıyorum arkadaşlar. Kol ortasının ve ön kolun çıtını almıştım. Kol ortasını omuz ortasına denk getiriyorum ve iğneliyorum.
ve başlardan, koltuk altlarından iki baştan iğneleme yapıyorum. Diğer tarafta da aynı işlemleri tekrar ediyorum. Daha sonra da overlock'unu yapıp dikeceğim. Overlock olmayan arkadaşlar da makinalarının zigzag bir ayarıyla bu dikişi yapabilir. Penye iğnesi, 11 numara penye iğnesi ile dikebilirler. Kol ucundan başlayarak etek ucuna kadar dikişini yapıp bedenin birleştirmesini yaptım. Şimdi kolların ribanasını yapıyorum. Bitmişi 9 santim genişliğinde, bitmişi 4 santim uzunluğunda ribana hazırladım. Bunu da kol uçlarına görüldüğü üzere iğneledim. Yine bunların da overlock'unu yapacağım. Tunikte yaptığım işlemler, yakanın ribanasını, kolların ribanasını bitirdim. Önüne bir süsleme yapmaya daha karar verdim. Dantel yetmiyor gibi, iyice süslü olsun dedim. 62 santim uzunluğunda, 8 santim genişliğinde, bitmişi de bir 4 santim falandı. Uçlarına da overlock çektim. Bu şekilde uzun bir parça hazırladım. Büzdürdüm ve de görüldüğü üzere önüne yerleştirdim. Etek ucunun genişliğine göre bu şekilde 2 adet parça kestim. Etek ucuna gelirken biraz daha 1 santim bollaştırdım etek ucuna doğru. Şimdi bunları üst üstüne koyuyorum ve iki kenarından 1 santimden dikiyorum makinede. Parçayı yanlardan diktim. Ön ve arka bedene, elimdeki parçanın iki tarafına da ortalayıp çıtlarını aldım. Görüldüğü üzere birbiri üstüne getirip ilk önce ortalardan iğneledim. Daha sonra da yan dikişleri yan dikişlerin üzerine getirip iğneleyip yine baştan başa overlock'unu çekiyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde oldu arkadaşlar. İçinden diktim. Şimdi bunun overlock'unu yapacağım. Burayı ayrıyeten diktim makinede. Overlock'ta belki marullanır diye. Şimdi bunun overlock'unu yapacağım. Etek ucunu da overlock yapıp şöyle 1 santimden kıvıracağım. Etek ucu da bitmiş olacak. Evet, dantelli tuniğim bitti arkadaşlar. Penye kumaştan. Önü de bayağı bir süslü oldu. Dantel olmasının yanında bir de ekstradan fırfır yaptım. Fırfır 4 santim dedim ama arkadaşlar fırfır 5 santim oldu. Onda yanlışlık olmasın. Etek ucunu da bu şekilde yaptım. Böyle görüldüğü üzere. Şimdi modele bakalım. Normalde modelde yaka patı vardı. Ama ben o yaka patını iptal ettim. Yapmak istemedim. Esnek zaten esnek bir kumaştı. Ribanayla boyun çevresini onunla diktim daha rahat kafadan geçmesi için. Evet, artan bir kumaş daha değerlenmiş oldu. Tunik 40 beden söylediğim gibi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve ücretsiz olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dikiş videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.